Real TV Amerika'dan haber verir. Başkan Biden 20 Ocak'ta göreve geldiğinden bu yana halka hitaben ilk prime time konuşmasını yapmak için koronavirüsü salgınının pandemi ilan edilmesinin birinci yıl dönümü, yani bugünü seçti. İşte konuşmasında verdiği mesajlara şöyle bir bakacak olursak, 1 Mayıs'a kadar tüm Amerikalıların aşı olmaya hak kazanacağını, Amerika'nın bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar da ülkenin normale yakın faaliyetlerine döneceği vaadinde bulundu Biden. Son yıllarda kitlesel düzeyde sağlık ve ekonomi krizleriyle boğuşan ve salgının dünyada en büyük can kaybını veren Amerikalılara ise yeni umutlar vermeyi hedefliyor Biden. Bu konuşmasında bu şekilde açıkladı. Aşı stratejisini hala belli yaş ve sağlık gruplarına uygulanan aşamalı olarak gevşetilen kısıtlamaları kaldırıp tüm yetişkin Amerikalılara aşı olma şansı kazandıracak gibi duruyor. Ancak uzmanlar yine de tüm bu iyimser vaatlerin hızlı bir şekilde hayata geçme konusunda tedirginler. Yönetimin aşı stratejisi kapsamında aşılama çabalarının hızlandırılacağını ve merkezlerin sayısının artırılacağını söyledi Biden. Ayrıca aşı yapacak uzman sayısının da ve bu tanımlamanın da genişletileceğini bildirdi. 20 bin eczanenin aşı merkezine dönüştürülmesi, aşı yapmak üzere dişçiler, acil tıbbi müdahale görevlileri, ebeler, göz doktorları, doktor asistanları ve tıp fakültesi öğrencileri gibi çok sayıda sağlık sektörü çalışanına aşı yapma görevi verilmesi planlanıyor. Biden ayrıca 4 bin askeri daha aşı yapmakla görevlendirecek ve bu kapasitede hizmet veren asker sayısı 6 bine çıkartılacak. Aslında Başkan Biden'ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci de daha önce normalleşme sürecinin sonbahara kadar olmayacağını savunsa da Biden bu konuşmasında normale yakınlaşacak sürecin başlangıç tarihi olarak Amerika'nın bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'u belirledi. Biden bu bağımsızlık gününü gerçek anlamda özel bir kutlamaya dönüştürelim şeklinde konuştu. 4 Temmuz'da sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulması koşuluyla Amerikalıların küçük gruplar halinde kutlamalar yapmasına izin vereceğini söyledi. Amerika'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Özlem Şenşar, Real TV, Washington.